Bir Hanım şunu da merak ediyorum. Modayı konuşunca zaten biliyorsunuz bir kısım vardır işte bir kesim. Modayı takip eder. Benim gibi bir kesim de vardır ki çok da modayı takip etmez ama hani geride kalmak istemez. Şimdi modaya kim yön veriyor? Bu da böyle büyük bir soru işareti benim için de. Bunu sormak istiyorum size. Kimdir bu modaya yön verenler? Yani şöyle genel anlamda modaya yön veren Şehirler var ve hı hı. büyük firmalar var. Hı hı. Ee, onlar ekonomik olarak zaten gerçekten çok büyük şirketler bunlardan bahsediyoruz. Hatta bu lüks markaların e, bir araya getirildiği e, bir şirket var. E, kendisi beyefendi bu yıl dünya rekor, vergi rekortmeni oldu. Hı hı. Yani Elon Musk'ın bile önüne geçti. Hı hı. Bu gerçekten büyük bir sektörden bahsediyoruz evet. öncelikle. Bunların modaya yön vermesi de doğal olarak kaçınılmaz. Çünkü influencerlar, dünyaca ünlü top modeller hepsi onlar için hizmet ediyor. Evet. Bizler de buna maruz kalıyoruz hı hı. ve yine işte bunları ihtiyacımız olarak görmeye başlayıp mutlaka işte buna satın almanın yoluna bakıyoruz. Milano, Paris, hı hı. Londra bu şehirlerdeki büyük firmalar tarafından yönlendiriliyor evet. moda. Hı hı. Fakat bazen sürpriz de olabiliyor. Mesela pandemi dönemi gerçekten moda için biraz sürprizdi. Çünkü hı hı. hiçbir büyük firma defile yapamadı biliyorsunuz. sanal birkaç bir şeyler denendi ama hani çok şey olmadı. Fazla etkili olmadı. O dönemde evlerimizde genellikle pijama ve eşofmanlar giymek zorunda kaldığımız için o kapanma kapanma dönemlerinde spor giyim çok öne geçti. Evet. Evet. Bugün nereye gitsek illaki Değil görüyoruz mi? spor kıyafetler. Bütün markalar bir spor giyim. Hani çok klasik çizgileriyle tanıdığımız markalar bile evet. spor giyime gözü kapalı kalamadı. Onlar Hı -hı. da mutlaka koleksiyonlarına eklediler. Veya bazen filmler, diziler Hı -hı. çok etkileyebiliyor modayı. Yani Hı -hı. Be beğendiğimiz bir karakteri takip etmek istiyoruz. Hı -hı. Mesela bu 60'larda 50'lerde James Dean'li bu şey kovboy filmleri vardı. Hı -hı. Denim giyiyorlardı falan Hı -hı. böyle işte dayanıklı şu denim kotlar. Evet. Onlar mesela bütün dünyaya denimin yayılmasına çok etkili oldular hı hı. ve artık her herkesin evinde bir denim parçası mutlaka var. Evet. Yani bazen böyle sürpriz çıkışlar olabiliyor. Hı hı. Daha ilginç bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Seyahatlerimde böyle daha çok böyle rastladığım bir durum hı hı. bizim Türk dizilerimiz dünyada o kadar çok sevilip izleniyor ki. Yani hı hı. Güney Amerika'dan Orta Amerika'ya yani şey Avrupa ülkelerinde İspanya'da falan günde 5-6 tane devlet kanallarında bile Türk dizileri evet. işleniyor ve burada karakterlerin giydiği kıyafetler oralarda moda oluyor. Onlar onlarla özdeşleştiği için kendileri de o kıyafetlerden edinmek istiyor. Türk tekstili için bence Güzel bir avantaj diye düşünüyorum bunu. O zaman e, girişim e, konusunda da düşünceleri olan, olanlar için de aslında Türkiye gerçekten çok e, güzel bir başlangıç noktası Kesinlikle olabilir. Ve ilham kaynağı yani hı hı. Türk dizilerinde özellikle o karakterleri giydiren stylingler, hı hı. kostüm danışmanların da burada üzerine çok büyük e, yük de biniyor, düşüyor. Yani bence hani Türk malı kullanmak, gerçekten hı hı. bizim ülkemizde üretilen kıyafetleri o oyuncuların üzerinde görmek ülkemiz açısından da güzel bir reklam aracı olabilir diye düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Gerçekten sosyal medyada da özellikle insanlar araştırıyorlar, şu karakter hangi kıyafeti Kesinlikle. giyiyor diye. Evet, evet. Dediğiniz gibi.